hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğiyle düzenlenmiş olan iftar çadırlarımıza hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ın 6. gününde de yine Harbi Radyo aracılığıyla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bugünkü iftar çadırlarımızda iftar yemeği verecek hayırseverlerimizin ismini söylemek istiyorum. Merkez Mahallesi İftar Çadırı'nda Öznur İnşaat, Şirin Erevciler İnşaat, sahiplerinin vefat eden yakınlarının hayrına, Karaçalı Mahallesi İftar Çadırı'nda Dalga Life sahibi Hakan Koradeş'in Beskese Mahallesi İftar Çadırı'nda Toskar Karadeniz Yapı İnşaat Firması'nın vefat eden yakınları hayrına, Bozbel Mahallesi İftar Çadırı'nda ise geçmiş dönemlerde görev yapmış merhum muhtarlarımız hayrına iftar yemekleri verilmektedir. Yayınımıza hız kesmeden devam etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetimizle başlıyoruz. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 6. günü. Sesini az kısmı unutuyor. 21 Mayıs Pazartesi. Günler halen daha uzuyor, uzamaya devam ediyor. Bugünkü sohbetimizden oruç ibadeti ve nefis terbiyesi hakkında olacaktır. Bizleri Harbi Radyo aracılığıyla dinleyen kardeşlerimize, ilçemizdeki bütün çadırlarımızda bizleri takip eden kardeşlerimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Evet, konumuza başlıyoruz. Oruç ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Farz oluşu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümü s-siyamü kemâ kütübe alellezine min kablüküm lealleküm tettekûn. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç tutmak sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyurmuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Men sâme ramazâne imanen. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, oruç kelimesinin anlamı, oruç kelimesi ayet ve hadislerde saum ve siyam kelimeleriyle ifade edilmiştir. Bu kelime sözlükte kişinin kendisini yeme, içme, yürüme, konuşma gibi herhangi bir söz, eylem ve davranıştan alıkoyması anlamlarına gelir. Kur'an'da bu anlamda kullanılmıştır.
Meryem 26. ayette dini bir terim olarak savun, müminin ibadet niyetiyle imsak vaktinden iftar vaktine kadar kendisini yeme, içme ve cinsel ilişkiden alıkoyması demektir. Oruç evrensel bir ibadettir. Oruç ibadeti insanlık tarihi kadar eskidir. Yüce Allah kütübe aleykümüs sıyamı kemâ kütübe alellezîne min gablikum buyuruyor. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ayetiyle orucun Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün insanlara farz kılındığını bildirmektedir. Tabiinin müfessirlerinden Katade bin Daime Allah'ın önceki toplumlara farz kıldığı orucun Ramazan orucu olduğunu söylemiştir. Yahudiler Ramazan orucunu terk etmişlerdir. Yerine yılda bir gün oruç tutmaya başlamışlardır. Hristiyanlar ise sıcak sebebiyle orucu bahane bahar mevsimlerine almışlardır. Bu değişimin karşılığı olarak 10 gün ilave yapmışlardır oruçlarına Hristiyanlar. Daha sonra 10 gün daha ilave ederek orucu 50 güne çıkarmışlardır. 30, 10 gün ne yapar? 40. Bir 10 gün daha 50'ye çıkarmışlardır. O açıdan bütün semavi dinlerimizde neymiş? Oruç farzmış. Zaten Hristiyanlarda ve Yahudilerde İncil ve Tevrat'ta, Zebur diğer kitaplarda olduğu üzere o kitaplar deforme olmuştur. Yani bozulmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde zaten hepsinin toplamı vardır. İnned dine indellahil İslam diyor. Halbuki o din aynı devamı Kur'an-ı Kerim'dir, İslam değildir. O açıdan oruç sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilmedi. Sadece Kur'an-ı Kerim'de inmedi. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar geçen bütün peygamberlere gelmiştir. Biz hiçbir peygamberi inkar etmeyiz. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak diğer kitaplar, suhuflar deforme olduğu için, toplumlar kendilerine göre işlerini değiştirdikleri için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne diyor? Ben indirdim, ben muhafaza edeceğim, ben koruyacağım diyor. O açıdan bu konuda bir açıklık getireyim diye gönlüm öyle istedi. Devam ediyorum. Orucun tarihçesi sahabeden Muaz bin Cebel. Oruç ibadetinin şu merhalelerde geldiği bildirilmiştir. Aşure veya Eyyam-ı Bid orucu. Hazreti Ayşe validemizin bildirdiğine göre İslam öncesinde Mekke halkı ve Peygamberimiz Aşure orucu tutuyordu. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin Aşure orucu tuttuklarını gördü. Kendilerine bu orucu niçin tuttuklarını sordu. Onlar bugün hayırlı bir gündür. Bugün de Allah İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardı. Musa Aleyhisselam bugün de oruç tuttu cevabını verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz Musa'ya sizden daha evla ve layığız dedi ve Aşura orucunu tuttu ve ashabına da tutmalarını emretti.
Ramazan orucu farz kıldıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu tutmuş ve Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan Aşura orucudur. Sözleriyle tutulmasını teşvik etmiştir. Sahabeden isteyen bu orucu tutmuş, isteyen de tutmamıştır. Aşura orucu Muharrem ayının 9 ve 10. günlerinde tutulur. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu farz kılmadan önce Eyyam-ı Bid olarak nitelenen kameri ayların 13, 14 ve 15 günlerinde de oruç tutmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmuştur. Efendimiz aleyhissalatu vesselam her ay 3 gün oruç tutmak bütün seneyi oruçla geçirmek gibi olur. Sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir. Ramazan orucu ise değerli kardeşlerim, şurada şey yaparız. Bakara suresinin 183-184. Ayetleriyle hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı öncesinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında 9 sene Ramazan orucu tutmuştur. 183. ayette Bakara suresinin orucun mutlak olarak farz kılındığı bildirilmekte. Ancak orucun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulacağı bildirilmemektedir. 184. ayette ise bu kabalılık kısmen giderilmiş, orucun sayılı günlerde tutulacağı beyan edilmiştir. Sayılı günler ile maksat Ramazan ayıdır. Bakara suresinin 184. ayeti ve 185. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Eyyâmen ma'dûdât. Oruç sayılı günler, oruca sayılı günler denir. Femen şehide minküm şehre felyasum. Sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun. Allah bu ayetlere Ramazan orucunu tutmayı Müslümanlara farz kılmıştır değerli kardeşlerim. Demek ki oruç hepimize farz, inananlara farzdır. Tutmaya devam ederim ve herhalde kızımız ara verecek bize. Tamam, 5 dakika mola verelim. İlahi mi aç? Şeyi aç, kaside aç. Aç bunu aç. Kızımız İsmail Coşar'dan meşhur Kocatepe Camii müezzini. Onun sesinden gönül huğun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Bir de ondan dinleyelim. Bizleri takip etmeye devam edin. Thank you.
oruç tutma ile fidye verme arasındaki muayyerlik konusuna işleyeceğiz. Bizleri Karaçalı, Beskese ve Bozbel mahallelerinde iftar çadırlarında bekleyen kardeşlerimizi, takip eden kardeşlerimizi ve Harbi Radyo aracılığıyla takip eden kardeşlerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Konumuz gerçekten hassas bir konu. Dinleyelim. Çünkü oruç tutabilenler var, tutamayanlar var, rahatsız olanlar var. Zaruri hallerde bir de bahane olarak uydurma haller var. Tabii ki bu mesuliyette düşmez. Oruç tutma ile fidye verme arasındaki muayyerlik. Bakara suresinin 184. ayetinde فَمَنْ تَدَوَّا خَيْرًا فَوَا خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُ وَخَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ يُد۪يكُنَا فِدْيَةٌ دَعَامٌ مِسْك۪ينَ Yaşlılık veya tedavi edilemeyen bir hastalık nedeniyle burayı dinleyelim. Yaşlılık veya tedavi edilemeyen bir hastalık nedeniyle oruca zor gün güç getirenler, yani tutamayanlar, bir yoksul doyumu fidye verirler. Yani her gün için geçerli olan 30 güne 30 fidye. Bununla birlikte kim bir hayır yaparsa, daha fazla fakiri doyurursa, bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilesiniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyurmuştur. Demek ki yaşlılık hallerimizde ve doktor raporlarıyla şimdi şeker rahatsızlığı var, zaruri rahatsızlıklardan dolayı tutamayan kardeşlerimiz için geçerli olan bir neden. Yani bugünün şartlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığımız açıkladı. Fidye neymiş? 19 TL. Ama günlük. Bu ekonomik şartları askeri ücret seviyesinde diyelim. Taban fiyatı bu. Şimdi sağlığı yerinde olmaz kardeşimizin. Fakat nedir? Ekonomik durumu iyidir. Bu da onun üzerine 20, 25, 30, 50 giyim, yaşam tarzı, yemesi, içmesi nasılsa günübirlik ona göre verecek fidyesini. Yani burada şimdi ekonomik durumu gayet güzel ve mükemmel olan bir kardeşimle askeri ücretle emekli maaşıyla almış bir kardeşimiz verecek olduğu ücret aynı olamaz. Burada dengesizlik olur. O açıdan bir emekli yaşlı nenemizin verecek olduğu taban fiyat nedir? 19 TL. Ama emekli olmuş yaşlı bir amcamız ekonomik durumu, malı mülkü serveti iyi olup fakat sağlığı yerinde olamayan kardeşlerimiz için, tutamayan kardeşlerimizin verecek olduğu fidye 19 TL'den başlar, okuyor okuyor kendisi verirler. Herkes darasına göre, gramına göre fiyatını öder. Değil mi bizim? Öyle değil mi? Yanlış mı dedim? Cenab-ı Hak yine Bakara suresinde 184. ayeti kerimede sahabeden Muaz bin Cebel'in bildirdiğine göre bu ayetin hükmü gereğince Müslümanlar oruç tutma ile fidye verme arasında muayyer bırakılmışlardır. Yani sahabeden Seleme bin el-Ekva bu ayet İnince isteyenin oruç tuttuğunu, isteyenin fidye verdiğini. Fakat 185. ayet inince bu muayyerliğin, yani belirsizliğin ortadan kaldırıldığını söylemiştir. Alellezine yudigunehu, oruç tutmaya gücü zor yetenler, yani tutamayanlar,
müşküller, hastalar, yaşlılar, hükmü çok yaşlı kimseler ile şeker ve kanser gibi tedavisi zor bir hastalığa müptela olanlar için geçerlidir fidye. Şimdi kimin için geçerliymiş? Yaşlı, rahatsız, müşkil, takatı yerinde olmayan kardeşlerimiz, şeker hastalığı ve tedavisi zor olan, müşkül olan hastalıklar için geçerli bu fidye. Şimdi benim sağlığım iyi değil, öyle diyorum ama tutmuyorum. Var mı, doktor rapor verdi mi? Yok, bilmiyorum. Tutmuyorsan ben fidye vereceğim diyor. Bu olmaz. Bu geçerli olmaz. Eğer Ramazan'ın 30 gününde 5 gün tutamadıysan 5 günü gününe gün olarak tutacaksın. Fidye sana bana geçmez. O zaruri hallerde olan kardeşlerimiz için geçerlidir. Bir daha tekrar edeyim ayet-i kerimeyi. Alellezine yudîkûnehu. Oruç tutmaya gücü zor yetenler, hükmü çok yaşlı kimseler ile şeker ve kanser gibi tedavisi zor bir hastalığa müptela olanlar için geçerlidir. Ne geçerlidir? Fidye. Bir fakiri iki öğün doyurmak veya fakire iki öğün doyacağı miktarda ekonomik yardım yapmaktır. Alellezine yudîkûnehu cümlesi oruca gücü yetenler anlamında değildir. Bu takdirde ayet oruç tutmaya gücü yetenlere fidye farzdır anlamına gelir. Yani ki bu oruç size farz kılındı ayeti ile ters düşer. Hasta veya yolcuya farz olduğu halde sağlıklı ve mukim olup gücü yeten kimsenin oruç tutmamakta muayyer bırakılması tenakuz olur. Ayette yestediun fiili kullanılmayıp yudigune fiilinin kullanılması da cümlenin oruca gücü yetenler anlamında değil, oruç tutmaya gücü zor yetenler anlamında olduğunu ifade etmektedir. Ayet-i kerimenin devamı فَمَنْ تَدَوَّ خَيْرًا kim bir hayır yaparsa cümlesi fidyeyi fazla vermeyi veya hem fidye vermeyi hem de oruç tutmayı وَاَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ oruç tutmanın sizin için daha hayırlısı ise fidye vermekten veya orucu kazaya bırakmaktan daha hayırlıdır anlamını ifade edebilir. Bu gerçekten önemli. Kimin hasta, kimin sağlıklı, kimin sağlıksız olduğunu biz bilemeyiz. O Cenab-ı Hak'la kendi arasındaki bir vaka. O açıdan bir hatırlatmada bulunayım. Gençlerimiz, buraları iftar çadırları, diğer çadırdaki arkadaşlarımıza da buradan sesleniyoruz. İftar çadırı demek, Allahu Ekber deyip dediği zaman ezanı Muhammed'i okunduğu anda yemeğe başlamak demektir. Burası cemaatin hep birlikte İslam'ın güzelliği, bir olma, bir arada olma, hep beraber Cenab-ı Hakk'a dua etme, ikram etme ve ibadetlerin kabulü için geçerlidir. Eğer biz oruç tutan kardeşlerimizden önce yemeğimizi alıp da yersek, eğer tutamıyor isek, burayı dikkate alalım gençler. Yersek bu hoş olmaz. Çadırın güzelliği ezan-ı Muhammed'i okunduğu anda hep beraber yemek. Çünkü o ana kadar beklemek. Evet, korumuza devam ediyoruz.
Şimdi Ramazan orucunun sağlıklı ve mukim olanlara farz olması. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٍ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sizden kim hasta ya da yolcu olur da orucunu tutamazsa daha sonra tutmadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutarlar. Yani fidye veremezler. Seferi ise rahatsız olmuştur geçici bir süre. Tutamadığı günler için oruçtan sonra diğer günlerde gününe gün tutar. Cengiz abi, oruç tutamazsa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Kaza etsin. Allah size kolaylık diler. Zorluk dilemez. Bu da sayı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Bakara suresi 185. ayet-i kerime. Bu ayetlerde Yüce Allah oruç tutmaları gerektiğini, yolcuların ve hastaların daha sonra kaza etmek üzere yaşlılar, ağır rahatsızlar, şeker rahatsızlığı, yani doktor rap gerekir, doktor tutamazsın dediği zaman heyetten çıkarsa nedir bunlar? Kaç dakika var? 17. Yok. Ne? Bir like söyle. Bu ayda hem toparlayayım ben, toparlayayım bağlı. Evet, toparlayalım kısacası. Oruç. Burada yaşlı olan, tutamayan, şeker rahatsızlığı ne dedik? Herkes ekonomik şartına göre. Emekli olan bin lira alır, bin beş ekonomik şartları bir emekli önem gibi değildir. O kendi ekonomik durumuna göre o fiyatı yükseltecek. Evet değerli kardeşlerim. Programımıza buradan devam ediyoruz. Bizleri takip edip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hilal mi? Bismillahirrahmanirrahim.
Ellerimizi huzuruna çevirdik, gönüllerimizi sana yöneldik, boyunlarımızı sana büktük. Bu aciz kullarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab, okumuş olduğumuz sureyi celilelerden, salatü selamlardan, sohbetlerden, ikram edilen bu nimetlerden hasıl olan sevabı evvelen bizzat hülasay mevcudat olan insanların ve cinlerin peygamberi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhuna hediye edildi kendilerine haberdar eyle ya Rabbi. Bütün peygamberanın nizamın, ashab-ı kiramın, hanedanı, ehl-i beytin, ezvacı, mutahharatın, kibar-ı emniyâullâhi vullâhi mehdiyedik vâsıl eyle. Hasıl olan sevabı bu toprakları bizlere emanet eden ve huzurunda bulunan merhum ve merhume olan ecdadımızın, şühedalarımızın, huzurunda bulunan bütün gazilerimizin de ruhlarına hediye edildik vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı. Bu nimetleri ikram eden çadırlarımızdaki kardeşlerimizin, bugün ikram eden merkezde Özdür İnşaat, Şirin El Evciler ve arkadaşlarıyla beraber, Karaçal'da ikram eden Dalya Lif sahibi Hakan Korateş'in bütün geçmişlerin ruhlarına, Beskesi Mahallesi'nde Toskar Karadeniz Yapı İnşaat firmasının sahibinin bütün geçmişlerin ruhlarına, Bozbel Mahallesi İftar Çadırı'nda geçmiş dönemlerde Bozbel'e hizmet etmiş ve merhum olmuş huzurunda bulunan muhtarlarımızın ruhlarına hediyeli vasıreyle, bu kardeşlerimizin ticaretlerini ticaretinden temur sırrına mazhar eyle, kazançlarını ve kazançlarımızı bereketli, rızıklarımızı bol, kısmetlerimizi açık ihsan eyle. Duanın kabul olduğu bu vakitte ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, ibadetlerimizi ve oruçlarımızı kabul eyle, hayır ve sanatlarımızı makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, silahlı kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize güç kuvvet ihsan eyle. Karada, denizde, havada her zaman ve her yerde mensur ve muzaffer eyle. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Senin rızan için çalışanları, bu millet için çalışanları mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri bu mübarek Ramazan ayına kavuşturdun. Ve geçen senede bu seneye kadar aramızda olmayan kardeşlerimizin de ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin bir cümle gelip geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle. Hanelerimize huzur ihsan eyle. Evlatlarımızı ve neslimizi hayırlı eyle.
Evlatlarımızı dünyada ve ahirette güzel mevkilere, makamlara gelmelerini nasip eyle, müessir eyle. Billahi Teala Fatiha. Yetiştirdim.